Herkese merhaba. Google'ın çıkarmış olduğu yeni Chromecast cihazları Chromecast 2 ve Chromecast Audio test merkezimizde. Çok yakında bu cihazların detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Şimdi kutu açılışlarını beraber gerçekleştirelim ve bu cihazların kutusundan neler çıktığına bakalım. Chromecast uygun fiyatlı bir medya, multimedya cihazı. Chromecast'i zaten biliyoruz 2013 yılında çıkmıştı ilk olarak. Yaklaşık 35 dolarlık bir fiyatı vardı ve içerikleri. Başlangıçta YouTube, Google Play, Netflix gibi içerik mağazalarından sunulan içerikleri oynatma olanak sağlıyordu. Daha sonra kapsam biraz daha genişletildi ve şimdi internette ister Google Play Store'da ister App Store'da birçok Chromecast destekli uygulama var ve şimdi yeni Chromecast'lerle birlikte buna yenileri ekleniyor. Güzel bir kutusu var ve gördüğünüz gibi içinden de siyah renkli Google Chromecast'imiz çıkıyor. İkinci nesil Chromecast'in tasarımında da önemli değişiklikler var. İlk Chromecast bildiğiniz gibi biraz daha USB aygıtına benzer bir görünüme sahipti. Şimdi ise gördüğünüz gibi temel birimi disk şeklinde, ucunda ise esnek bir HDMI kablosu var. Bu şekilde yeni Chromecast'i televizyonlara arka tarafı sıkışık olan televizyonlara bağlamak çok daha kolay hale geliyor. Bunun dışında kutudan görmüş olduğunuz gibi elektrik kablosu çıkıyor. Bir ucu gördüğünüz gibi USB, diğer ucunda da micro USB bir ucu, diğer ucu da gördüğünüz gibi USB ve adaptör yardımıyla da bu Chromecast'in güç akışını sağlamak mümkün oluyor. İsterseniz direkt USB'yi televizyona bağlayıp doğrudan güç akışını televizyondan sağlayabilirsiniz. Dilerseniz de Chromecast'i doğrudan elektrik prizine bağlayarak Chromecast'in sürekli açık şekilde kalmasını ve bir içerik akışı başlattığınızda doğrudan televizyonun da açılmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki gördüğünüz gibi bu İngiltere uyumlu bir priz. Bunu Türkiye'de kullanmak için ek bir aygıt adaptör satın almamız gerekiyor. Diğer cihaz Chromecast Audio. Chromecast Audio Google için yeni bir cihaz. Aslında Chromecast'in ses standardı geçen yıl oluşturulmuştu. Aslında bu yılın başında oluşturulmuştu. Chromecast Audio'da o standardın biraz daha yayılmasını sağlayacak. Sıradan klasik hoparlörlerin bile bir nevi kablosuz hoparlör gibi işlemesini sağlayacak bir cihaz. Onun da görüntüsü, tasarımı aslında benziyor diğer Chromecast'te. Chromecast multimedya aygıtına, ancak gördüğünüz gibi ucunda bir HDMI kablosu yok. Bir HDMI çıkıntısı yok. Daha yalın disk şeklinde rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir cihaz. Ve iki ucu 3.5 mm kulaklık jack'ı geliyor gördüğünüz gibi. Bir ucunu Chromecast'e takıyorsunuz. Diğer ucunu da dilediğiniz hoparlöre bağlıyorsunuz. Bir de kutunun içinden görmüş olduğunuz gibi yine Chromecast'teki gibi güç adaptörü, seyahat adaptörü ve USB kablosu çıkıyor. Chromecast Audio'yu kullanmanız için Chromecast Audio'ya bir güç akışı sağlamanız gerekiyor. Bunun için Chromecast Audio'yu da elektriğe bağlamanız, prize veya eğer kullandığınız hoparlörün bir USB portu varsa ona bağlamanız gerekiyor. Bu şekilde Chromecast Audio'nun gerekli olan güç akışını sağlamanız şart. Chromecast ve Chromecast Audio ile ilgili detayları teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazılarını bulacaksınız. Bunların kurulumları için iOS'te ve Android'de bulunan Chromecast uygulamaları kullanılabilir. Aynı zamanda yine internet üzerinden de Chromecast sitesinden Mac ve PC'lerde de kurulum gerçekleştirilebiliyor. Aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.